Merhaba arkadaşlarım, merhaba canlarım. Türkiye'nin geleceği ne olacak sorusunu mutlaka hep soruyorsunuz. Ve mutlaka da çok merak ediyorsunuzdur. Hepimiz merak ediyoruz. Türkiye'yi yönetenler hariç. Onlar sadece geçmişi ve bugünü düşünüyorlar. Onlar sadece bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik havasındalar. Gelecekte şen olmanın hesabını yapan yok. Ya da bugün şen olmamız için neler yapılması gerektiğini düşündüklerini de hiç zannetmiyorum. Bakınız, istediğimiz kadar kavga edelim. İstediğimiz kadar birilerinin Amerika öldü, ölümün yaklaştı Amerika demelerini dinleyerek kulaklarımız paralansın. Ne yaparsak yapalım, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından ibaret değildir. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye değildir çünkü. Amerika Birleşik Devletleri yüzlerce yıl önce ya da işte 200 yıldan bu yana gelerekten kurumsallaşmış bir devlettir. Başkanlar gelirler, giderler. Kolay beri iz bırakan başkan sayısı çok azdır. Saymaya kalksanız 3'ü geçmez sayıları. Neden? Çünkü Amerika devlettir. Amerika kurumsallaşmıştır. Amerika'da bir başkan bir şeyler yapıyorsa biz ona istediğimiz kadar salak da desek, hıyar da desek bilmeliyiz ki Amerika'nın başkanı asla ve asla Amerika değildir. O sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıdır. Seçilmiştir, gelmiştir. Amerika'nın ne rejimini değiştirebilir, ne sistemini değiştirebilir. Amerika'nın rejimi de sistemi de oturmuştur ve Amerika'da Amerika'yı ve Amerika'nın geleceğini planlayanlar başkanlar değil, kurumlardır. Amerika şu anda geleceğin dünyasındaki yerini ve o yerinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Çin'le olan ilişkileri Trump'ın sadece çok affedersiniz, çok özür dilerim salaklığından kaynaklanan ilişkiler değildir. Bilirsiniz ya da bilmezsiniz. Bilmeyenlere söyleyeyim, bilenlere hatırlatayım. Çin'in nüfusu yaklaşık 1,5 milyar. Bu 1,5 milyar nüfusun içinde sadece ve sadece 60 milyon kişi. Bakınız, sadece 60 milyon kişi yılda ortalama 20 bin dolar gelirle yaşar. 20 bin dolar. Yani iyi ya da kötü bir Yunanistan gibidir. Ya 5 tane Yunanistan vardır diyelim. Yahut da Çin'in içinde. Ama Çin'in nüfusunun en az 600 milyonu, yani karasalda yaşayan, Pekin dışındaki karasalda yaşayan 600 milyonunun günlük geliri 6 dolardır. Yani yılda 1800-2000 dolar arasıdır yılda. 600 milyonunun geliri ise, yıllık geliri ise 1000 doları aşmaz. Yılda 1000 dolar. Yani günde 3 dolar kadar bir şey. Günde 3 dolar. Günde 18 lirayla geçinirler. Peki, ve tabii geriye kalan nüfusun da bir kısmı orta direk diyebileceğimiz belki bir kısım vardır ki onların da yıllık gelirleri 6000 ile 7000 dolar arasındadır ki nüfusu belki de işte 250 milyonu kadar ya var ya yoktur. Çin böyle daha ne kadar devam edebilir? İşte Amerika onun hesabında. Çin daha ne kadar böyle devam edebilir? Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya ile yaşadığı bir tek tatsızlık yoktur. Bilen varsa bana getirsin, göstersin. Desin ki Amerika ile Japonya şu yıllarla şu yıllar arasında neredeyse boğaz boğaza geldiler. Hayır, hiçbir zaman. Amerika Birleşik Devletleri Japonları günahları kadar sevmeyen Korelilere, Güney Korelilere nasıl yardım etti hepimiz biliyoruz. Biz de gittik. Biz de bilebildiğim kadarıyla ki ben Kore'de ziyaret etmiştim şehitliğimizi. 700 kadar da şehit verdik Kore'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu. Ve o Amerikalılar, Japonlardan nefret eden Korelileri kurtardılar. Güney Korelileri bilhassa. Halen Japonya ile Kore arasında savaş hırgür yok ama iki ulusun da birbirlerini sevdikleri, pek de hoşlandıkları söylenemez. Keza Japonlarla Çinlilerin yaşadıkları savaşlar okuyanlar tarihten bileceklerdir. Belki de dünya tarihinin en kanlı, en acımasız savaşlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri şu anda o bölgede Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki o eksende denge kurma çabasında. Dikkat edin,
Japonya'ya gidenler, Kore'ye gidenler hatırlayacaklar, bileceklerdir. Hiç kimsenin ağzından şu Amerika berbat, Amerika emperyalist bizi sömürüyor dediğini duyamazsınız. Hayır, hiç öyle bir şey söylemezler. Koreliler Amerika ile iyi geçinmek için her fırsatı kollarlar ve o her fırsattan da kendilerine birer imkan yaratırlar. Japonlar da böyledir. 70 ile 80 yıllar arasında çok büyük durgunluk yaşadıkları o dönemde bile istikrarı bozmamak için tam istihdamı bozmadı Japonlar. Ne yaptı? Kemer sıktılar. Biz yapamıyoruz. Biz nüfusumuzun her 100 çalışabilir, her 100 kişiden 10'u işsiz olduğu halde onu beceremiyoruz. Hala büyüyeceğiz, büyümeliyiz diyoruz. Hayır, büyüyemiyoruz. Bu şartlarda büyüyemeyiz. Büyümeye kalkarsak inanın bu sefer %10 değil, gelecekte kısa bir vade sonra işçi sayımız %20'yi bile aşabilir. Neyse, konum o değil. Yine geleyim öbür tarafa. İşte Amerika şimdi Çin'le kavga ediyor diyoruz. Öyle görüyoruz biz. Hayır, Amerika Çin'de zoraki olarak şunu yapmaya çalışıyor. Daha çok büyürsen ekonomik eşitsizliği daha çok arttırırsın. 160 kilometrelik sahil kesimindeki kişilerin, yaşayan Çinlilerin yıllık gelirleri belki ortalama 35-40 bin doları bulur yakın vadede. Ama orta kesimde, kara kesimde yaşayan Çinlilerin yıllık ortalama gelirleri bu sefer 500-600 dolara düşebilir. Böyle bir Çin'de patlama olmaması ihtimal dışıdır. Kişi bunu çok defa yaşamıştır. Çin, milyarlarca Çinliyi bir arada tutabildi ama yoklukta eşitlik sağlayarak tutabildi. Mao'nun ölümünden sonra dengin gelmesiyle birlikte Çin'de bazı iktisadi değişiklikler olduğunu biliyorsunuz. Onları uzun uzun anlatmanın gereği yok. Amerika'nın şu anda yapmak istediği Çin'de herhangi bir olası halk patlamasının önüne geçmek için Çin'i bir bakıma durgunluğa zorlamak. Yani o mucizevi büyümeden, mucizevi olmasa da istikrarlı bir küçülmeye zorlamak, küçülmeye itmek. Diyeceksiniz ki yahu Amerika'yı ne kadar övüyorsun? Yahu inanın Amerika'yı övmüyorum. Hiç bu yaptıklarımın Amerika'yı övgüyle ilgisi yok. Yani Trump'ı çok fazla büyütüyoruz ya da çok fazla aptala alıyoruz. Ben bile zaman zaman kendime şaşırıyorum. Kapılıp gidiyorum galiba. Ya Trump dediniz ne ki ya? Trump dediniz ne ki? Çok büyük ihtimalle belki de alacaklar gidecek. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devleti Trump'a istediklerini yaptırmadan onu göndermez ya. Ya bunu lütfen not edin. Türkiye Cumhuriyeti'nde de her zaman söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz değiştirilme süreci gelmedi. Kişi olarak yani başkanlıktan alınma süreci gelmedi. Ama Recep Tayyip Erdoğan kapalı kapılar ardında konuştuklarını bir gün reddeder de kapalı kapılar önünde yani açık meydanda medyaya konuştuklarını gerçekten yürürlüğe sokmaya kalkarsa Amerika Birleşik Devletleri bugün bize uyguladığı yaptırımların çok daha ağırını yapar. Amerika Birleşik Devletleri artık bizim gibi devletleri, Çin gibi devletleri, hatta Kore, Japonya gibi ve Avrupa gibi devletleri öyle silahla, savaşla falan yola getirmeyi aklın köşesinden geçirmiyor. Ama biz bunu halkımıza anlatamıyoruz. Neden anlatamıyoruz ya da anlatmıyoruz? Biz değil. Mevcut iktidar bunu anlattırmıyor. O zaman düşmanı kalmaz. O zaman bütün başarısızlıklarının müsebbibi kendisinin olduğu ortaya çıkar. Bunu istemiyor iktidar. Bakınız, gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yakın gelecekte Türkiye gibi bir sorunu yok. Türkiye'yi kusura bakmayın ama Amerika Birleşik Devletleri hiç de ciddiye almıyor. Açın bakın, Türkiye'ye neden ihtiyacı var? Ya söyleyin bana ya, Türkiye'ye neden ihtiyacı var? İstediği anda Suriye'de istediğini yaptırabiliyor mu? İşte bakın 6-7 Eylül günü, önümüzdeki yani 20 gün sonra, 15-20 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İran ve Rusya yetkilileriyle birlikte Birleşmiş Milletler'in davetlisi olarak toplantıya katılacak. Ne konuşulacak? Suriye'nin anayasası konuşulacak. Suriye'nin anayasası niçin konuşulacak? Amerika'nın ne işi var orada? Birleşmiş Milletler'de niye konuşuluyor? Ya ben bunu anlatamıyorum ya. Ben bunu anlattığım zaman PKK'nın dostusun sen. Sen PYD'lisin falan diyen bazıları var.
Ya gülüp geçmek lazım tabii. Şimdi pek çok kardeşim de diyecek ki bana, abi bunları niye ciddiye alıyorsun? Ama canlarım benim be. İnanın Türkiye'de çoğunluk onlarda. Onlarda olduğu için tarihin akışını değiştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki değiştiremeyecekler ama olan sizlere oluyor. Azgın bir azınlık makul çoğunluğu perişan ediyor. Bakınız Türk, Amerika Birleşik Devletleri Trump'ı nasıl kullanıyorsa bizde de birilerini kullananlar var. Ama dünya kendi düzenini almış. Amerika Birleşik Devletleri ve hatta yanında Rusya, öbür tarafında İngiltere de arkalarından onları ilgiyle takip eden Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünya yepyeni bir yere gidiyor. Yepyeni bir yere giderken şu anda Türkiye'ye Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ihtiyacı olan bir büyük devlet yok artık. Bir küçük devlet de yok. Efendim Rusya demiş ki şahane ilişkilerimiz daha da derinleşecek. Rusya vizeyi kaldırıyormuş. Hayır vizeyi kaldırmıyor. Bazı iş insanlarına vizeyi yumuşatıyor. Ya vize gittiniz mi Rusya'ya vize almak için? Bir gidin bakalım kaç paraya vize alacaksınız ve nasıl alabileceksiniz? Sıradan insanlardan söz ediyorum. Ya turistlerden söz ediyorum. Ya yapmayın ne olursunuz. Gerçekçi olalım. Hayal kurmayalım. Türkiye Amerika'nın umurunda bile değil. Ama yazık oluyor Türkiye'deki insanlara. Yani Türkiye'de 3-5 azgın, hamasi, milliyetçi geçinen ama milliyetçiliğin ne olduğunu bile bilmeyen, dinci geçinen ama dinin ne olduğunu bilmeyen, aidiyet duygusuyla bağlı olduğu dinin gerçekten nelere emrettiğinden haberi olmayan insanların yüzünden, ki bunlar iddia ediyorum sayısını toplasanız 5-6 milyonu geçmez. Ya diyeceksiniz ki 26 milyon oy var. Ya 26 milyon oyun nasıl oy verdiğini, kişinin nasıl oy verdiğini biliyoruz. Oradaki 26 milyondan da CHP ve diğer muhaliflere oy veren 22 milyonun çok da fazla fark olmadığını söyleyebilirim. Ya da 23-24 milyon neyse. Benim canım kardeşlerim, canım arkadaşlarım. Türkiye'nin geleceğine bakarken lütfen bu perspektiften bakın. Türkiye şu anda sadece ve sadece Avrupa Birliği ülkelerinin umurunda. Neden? Çünkü gümrük birliğinden dolayı hem onların bizden hem bizim onlardan çıkarlarımız var. Ve elimizde 4,5 milyon Suriyeli canlı bomba var. Adamlar bundan korkuyorlar ya. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın yakışıklı yürüyormuş da çok güzel gülüyormuş da. Nerede güldüğünü görmedim gerçi ya. Neyse. Ya yok böyle bir şey ya. Uluslararası ilişkilerde böyle şeyler olmaz. Benim güzel arkadaşlarım. Türkiye'nin geleceği kim biliyor musunuz? Gençler sizlersiniz. Hiç kimseyle kavga etmeden, hiç hamasete sapmadan, dini ve ırki duygularınızı okşatmadan aklınızla Türkiye'yi layık olduğu muasır medeniyetlere ulaştıracaksınız. Hepinizi sevgiyle öpüyorum.